kültürsü futbolu çok derinden etkiledi. Çünkü futbolcular her zaman takım antrenmanına alışmış bir şekildeler. Biz de takım antrenmanına alıştık. Tabii ki ben her gün kardeşimle beraber antrenmanlarımıza devam ediyoruz ama takım çalışması gibi olmuyor. Evde bisiklet sürmeyle ya da dışarıda ormanda koşu yapmayla olmuyor. Takım antrenmanı gerekiyor. Umarım bu işler bir an önce düzelir ve takım antrenmanlarına başlarız. Son 8 hafta tabii çok zorlu bir dönem geçti aslında. Çok zorlu bir sezon geçti bizim açımızdan, kendi açımızdan da. Çünkü lig çok karışık. Yukarısı da çok karışık, alt taraf da çok karışık. Çok psikolojikman da sıkıntılı dönemlerde geçtik. Bilmiyorum yani şimdi 2 aylık ara verdikten sonra tekrar başlayıp 8 haftayı bir an önce oynayıp tekrar ara vermek ne kadar sağlıklı olur? Orasını tam bilemiyorum. Yani futbolcu her zaman oynamak ister. Böyle yatmak istemez açıkçası. Yani kilo almak istemez, yatmak istemez. Biz oynamak isteriz ama hani bunun sağlık tarafı var, sakatlık tarafı var. Orasını en iyi yöneticiler bilir açıkçası. Çok zorlu maçlarımız kaldı, 8 maç. Aslında buraya kadar getirmememiz gerekiyordu. Ama ilk yarıda gösterdiğimiz performans iyi değildi açıkçası. İkinci yarı toparlanmaya başladık. İyi bir takım olmaya başladık. Çok iyi maçlar oynadık. Kazanabileceğimiz maçları da kazanamadık açıkçası ama ikinci yarı toparladığımızı düşünüyorum. Son 8 hafta hep genelde büyük takımlarla oynuyoruz ve rakibimizle oynuyoruz. Yani rakiplerimizi yendiğimiz sürece büyük takımlardan da alabileceğimiz en yüksek puanı alıp onlar da bize sürpriz olur açıkçası. Onlardan da alabildiğimiz puanları alıp ligde kalmayı düşünüyoruz. Çünkü aramızda çok fazla bir puan kaybı puan farkı yok. Çünkü en son Yeni Malatyaspor'u yendik zaten. Onlarla da aramızda 3 puan fark var. İnşallah Kayserispor ligde kalacak. Fenerbahçe maçından alınacak bir galibiyet bizim önümüzü daha iyi görmemize neden olacak. İçeride ondan sonra Fenerbahçe maçından sonra içeride oynayacağımız maçta da bir galibiyet alırsak seriye bağlamış oluruz. En son galibiyetle kapatmıştık zaten ligi. İnşallah Fenerbahçe maçı bizim için daha iyi Fenerbahçe maçı olması bizi havaya sokar diye düşünüyorum. Çekinmiyoruz. Ligin son sırasında olabiliriz ama fark etmiyor. Biz Fenerbahçe'yi orada da yendik. İçeride de yendik. Kimseden korkumuz yok şu anda. Kayserispor ligde kalacağına inanıyorum ben. Aslında ilk yarı gösterdiğimiz kötü performans olmasaydı biz zaten şu an rahat bir lig geçiriyor olabilirdik. Ama ilk yarıda kurulan o kadro maalesef Berna Başkan gelmeden önce kurulan kadro iyi değildi. Bizi bu durumlara soktu. İnşallah kalan 8 maçta gösterdiğimiz performans da ligde kalmayı hedefliyoruz. Hocanın futbol bilgisi üst düzey. Üst düzey bir futbol bilgisi var. Futbol zekası var. Yani çok iyi biliyor bu işi. Futbolcularla diyaloğu da gayet iyi. İşini yapıyor sadece. Sadece futbolculardan da işini yapmasını bekliyor. Hani bir sözlü olarak gelip seninle konuşmaz, birebir konuşmaz ama her zaman işini yapmanı bekler. Futbol bilgisi üst düzey. Yani Barcelona'da, Real Madrid'de top oynamış bir insan sonuçta. Ben onun futbol bilgisine güveniyorum. Biz de ligde tutacağına inanıyorum. Sezon sonunda açıkçası şu anda bir plan yapamıyorum. Çünkü küme düşme hattındayız. Ama Kayseri'yi seviyorum yani. Kayserispor'u seviyorum. Kayserispor'da çalışanlar olsun, başkanımız olsun, arkadaşlarım olsun. Hepsini seviyorum. Kayseri'yi seviyorum ama herkesin bir planı var. Herkesin bir gelecek planı var. Ben de tabii ki önümüzü göremiyorum şu an ama benim de planlarım var. Ben Avrupa'da oynamak istiyorum. Yani tabii ki buradan büyük bir takım olursa ülkemizde büyük bir takımda oynamak isterim ama Avrupa hayalim hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek de. Tabii ki hani bir güçsüz bir şekilde Avrupa'ya gitmek var. Bir de hani kendi adını duyurup tamamen artık şampiyonluklar kazanmış bir futbolcu olarak Avrupa'ya gitmek var. Benim de hedeflerim arasında önce şampiyonluklar kazanmış, Şampiyonlar Ligi oynamış, Avrupa Ligi oynamış ve bir futbolcu olduktan sonra tamamen Avrupa'ya gitmek istiyorum. Geç olsun ama güç olmasın. Hiç sıkıntı yok. İnşallah şampiyonluklar yaşadıktan sonra ben de Avrupa'da oynamak istiyorum. Devre arasında
Süper Lig'den gelen teklifler oldu açıkçası ama ben Kayserispor'u bu zor durumda, bu zor günlerde bırakmak istemedim. Ama teklifler geldi, evet. Trabzonspor'dan teklif aldım. Tabii menajerim aracılığıyla başka takımlardan da teklif geldi ama ciddi olarak Trabzonspor'dan teklif aldım diyebiliriz. Bernabeu Başkan geldikten sonra zaten toparlanma süreci başladı. Çok iyi iletişim var. Herkese anne gibi davranıyor. Bir abla, bir anne gibi davranıyor. Herkesin sıkıntısıyla birebir ilgileniyor. Hani başkaları olsa hani aracı kullanıp şey yapabilir, konuşabilir ama bizim Berna Başkan her zaman geldi, birebir ilgilendi. Ne sıkıntın varsa çözdü. Yani bugün yapacağım dediği şey yarın olmadı. Bugün yapacağım dediyse bugün yaptı. Biz seviyoruz Berna Başkan'ı. Keşke önceden gelseydi diyoruz zaten. İnşallah o da bizimle beraber devam eder, güzel günler görürüz. Milli takım hedefi herkesin tabii ki milli takım hedefi var. Ben de A milli takımımızda oynamak istiyorum. Geçtiğimiz sezon, bu sezonun başında geçtiğimiz sezon Azerbaycan milli takımından da teklif aldım ama ben A milli takımda oynamak istiyorum. Türkiye formasını giymek istiyorum. Yani her Türk gencinin istediği gibi ben de milli takım formamızı giymek istiyorum. Hedeflerim arasında her zaman istiyorum, her röportajımda söylüyorum. Milli takıma yaklaştığımı düşünüyorum. İnşallah bu performansla devam edersem milli takımda oynamak istiyorum. Çağrılmayı bekliyorum. Yani çok fazla şunu izleyeyim, hani şöyle oynayayım, böyle oynayayım diye düşünmedim bu zamana kadar hiç ama kendi oyun stilimi beğeniyorum açıkçası. Kendi oyun stilimi yaratmayı seviyorum. Ama ligimizde ben Lemina'yı çok beğeniyorum. Çok agresif, çok mücadeleci. Her iki yönü de oynayabiliyor. Mario Lemina'yı çok beğeniyorum. Bir de Jose Sosa, tabii ki o zaten yetenek ve teknik futbol zeka anlamında çok farklı bir oyuncu. Bir de Jose Sosa diyebiliriz.